Evet millet, Black Panther karakterini bir 80 seviye haliyle de test edelim. Bakalım ne kadar iyiymiş. 64. seviyesinde girdim arkadaşlar Null baş düşmanının. Daha sonrasında bir de yani belki Dorman bu belki. Evet şurada şey yakalandık da. Burada hasarımı kaçırdım. Yapacak bir şey yok. Yani yine kaçırmama rağmen yine de fena değil. Güzel. Dediğim gibi arkadaşlar bir Dorman bu da falan da test edebiliriz. Oralarda falan da bir görmek istiyorum. Belki direkt mi Null'dan sonra oraya geçeriz. Güzel. Evet, fena bir hasar değil. Burada kafese yakalandık. Evet, neredeyse bitti. Güzel. İlk fazı geçtik. Evet arkadaşlar, ara ara hasar kaçırabiliyorum. Hasarı biraz fazla erken devreye giriyor. O sebepten dolayı ara sıra kaçabiliyor ama yani çoğunlukla problem çekmiyoruz diyebilirim. Güzel. Kategori 3 yeteneğinin hasarı güzel, onu beğendim. Ama hani 80 seviye bilmiyorum, hareket hızına pek bir etkide bulunmamış gibi sanki. Bana öyle geldi. Hasar yönünden güzel, hani bayağı gelişim var diyebilirim ama evet şurada hasarımı kaçırmasaydım iyi olur da neyse. Ama arkadaşlar bunun dışında dediğim gibi hem bu karakterin savunmasına hem de şurada karakter değiştirelim de ölmeyelim. Hem de hareket hızına pek bir etkide bulunmuş gibi görmedim. O konulardan hala eksik gibi görünüyor ama bakalım. Burada umarım ölmem. Güzel. Şansım var, ölmedim. Evet, son faza geçebildik. Güzel. Ama arkadaşlar burada saldırmayacağım. Çünkü bu karakterin savunması çok sıkıntılı. Yani tekte gideriz. O yüzden de biraz bekleyeceğim Thor'un gelmesini. Güzel. Evet, şurada saldırabiliriz. Bakalım bir tek çekebilecek miyiz? Hemen hemen. Hemen hemen. Güzel. Arkadaşlar 1 dakika 49 saniye gibi de bir ekstra süremiz kaldı Null'da. Bir de Dormammu da deneyelim istiyorum bu karakteri. Daha sonrasında videoyu yavaştan bitiririz. Evet şöyle başlasın. Evet, fena başlamadık. Şöyle gelelim şu tarafa. Evet, ilk fazla gayet iyi gidiyoruz ama tabii önemli olan diğer faz aslında. Oraya da bir bakacağız. Bakalım. Yani arkadaşlar dediğim gibi bu karakter hala çok dayanıksız. Yani az önce az kalsın ölecektik. O konuda biraz problem çekiyoruz karakterde ama hani hasar konusunda fena değil gibi. Ama şimdi arkadaşlar hani bu karakter hani Moon Knight'la aynı kategoride ya. Moon Knight'tan iyi midir değil midir o konuda çok emin değilim. Ama ben Moon Knight'ı pek çok konuda daha başarılı buluyorum Black Panther'den, en azından benim fikrim. Hasar konusunda olmayabilir belki ama. Ama şey konusunda hani hareket hızı olsun, biraz daha savunma falan olsun, bana kalırsa evet şurada hasar artışımı devreye sokmasaydım iyi olurdu ama neyse.
Ama işte dediğim gibi hani Moon Knight bana kalırsa hareket hızı, savunma gibi yönlerden Black Panther'dan daha iyi bir karakter. O noktalardan öne çıkıyor ama hasar konusunda emin değilim arkadaşlar. Test etmem lazım, karakterleri karşılaştırmam lazım ama Moon Knight kategori 4, Black Panther karakteri kategori 3. O yüzden adil bir karşılaştırma olmaz. O yüzden de hani öyle bir test yapamıyorum şimdilik. Evet, burada 5'e basmadı. Yapacak bir şey yok. Şöyle yeteneklerimin dolmasını bekleyeceğim. Arkadaşlar çok sonuna kadar sürdürmeyeceğim. Şöyle bakalım bir tamamlayabilecek gibi mi? Biraz işte bir 20x'e kadar falan gidebiliriz. Belki ondan sonrasında çok gerek yok diye düşünüyorum. Evet, iyi ki ölmedik. Ben bir ölür mü acaba diye düşündüm de. Ölmedik. Şöyle şu tarafa gidelim. Evet, burada hasarımı kaçırdım ama yapacak bir şey yok. Yani ara sıra arkadaşlar kaçıyor. O konuda dediğim gibi çok yapabileceğim bir şey yok. Evet, şurada mesela kaçırmadık. Tutturduk bakalım. Yani fena değil. Arkadaşlar bu karakterde bu arada enerji C-tip var. Şimdi öfke C-tipi olsaydı daha iyi bir performans görebilirdik. Bu arada gene 5'e basmadı. Daha iyi bir performans görebilirdik ama enerji C-tipi olduğu için hani Dormammu'da olduğundan biraz daha az verimli olarak düşünebilirsiniz. Arkadaşlar 6,5 dakika kadar da aşağı yukarı bir vaktimiz kaldı. Şimdi takım kısmına girip biraz orada konuşalım. Evet millet, ilk olarak bir gelişiminden bahsedelim. Kostümü efsanevi, hala şu barını doldurmaya çalışıyorum. Özel ekipman olarak enerji C-tipi var. Artefakt olarak henüz kendi artefaktı yok. İso 8'leri full kızgın akım gücü getirmişim. Türünü 4'e kadar basmışım. Yetenekleri sadece sonuncusu full sanırım. Sonra altınım kalmadı. Diğerlerini basamadım. Diğerleri de 6. seviye. Karakter ekipmanı kısmında çifter saldırı var ve detay kısmında da gerekli PV özellikleri full. Arkadaşlar bu karakter hakkında, yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim, ben hani 80 seviye haliyle de bu karakteri dürüst olmak gerekirse hala çok beğenmiyorum. Şimdi Null'un 64. seviyesini gayet rahat tamamlayabiliyoruz. Bir dakika, yanılmıyorsam 1 dakikadan fazla vaktimiz kalmıştı. Gayet de hızlı ama ben dediğim gibi hem çok dayanıksız bir karakter olmasından dolayı, hem yavaş bir karakter olmasından dolayı, hem de hasarını hala yeterli görmediğim için bu karakteri pek sevemiyorum. Oynanışını falan da çok sevmiyorum. Yani bu benim tercih edeceğim bir karakter olmaz. Bilmiyorum, bazı arkadaşlara hitap ediyor olabilir, oynayabilirler, sevebilirler ama ben çok sevmiyorum. Ben bu karakteri de pek kullanmam. Moon Knight'ı tercih ederim. Ama hani tarafsız bir şekilde değerlendirmemi isterseniz bu karakteri, bence ortalama bir karakter. Yani çok üst düzey bir karakter de değil. 80 seviyede muazzam işler çıkaran karakterler vardı arkadaşlar. Luna Snow mesela bunlardan biriydi. Örneğin yani Luna Snow 90. seviyeleri rahatlıkla tamamlıyordu. O ayrı bir mevzu da. Hani o açıdan da değerlendiriyorum bir yandan. Ortalama bir karakter gibi görünüyor. Oynanışı biraz zor gelebilir. Ama imkansız değil. Yani oynarsınız şey böyle ellerinden hani parmaklarını hızlı kullanabilen arkadaşlar var. Onlar rahatlıkla karakteri kullanabilirler diye düşünüyorum ama dediğim gibi çok bana hitap eden bir karakter değil. O yüzden de ben bu karakterle pek uğraşmayacağım, pek kullanmayacağım da. Yani bir de bu karakteri dediğim gibi şeyde falan da test edebilirim. Hani İttifak Savaşı'nın süper modunda falan günü gelirse test edebilirim ama onun dışında bu karaktere daha fazla test videosu gelmeyecek. Ben bu karakteri oynamayı hiç beğenmedim arkadaşlar. O yüzden de yani dediğim gibi hani sırf ben beğenmiyorum diye size önermemezlik etmeyeceğim. Hani kullanabilirsiniz. Hasarı güzel ama dediğim gibi benlik bir karakter değil. Yani sizin için farklı olabilir, onu bilmiyorum. Evet millet, yani genel olarak gelişimi de bu şekildeydi. Ben dediğim gibi ortalama bir karakter olduğunu düşünüyorum. Çok iyi bir karakter olduğunu düşünmüyorum. Gene de siz de yorumlara fikrinizi yazabilirsiniz.
Siz ne düşündünüz yorumlarda belirtin tekrar. Görüşmek üzere. Bay bay.